Merhaba, bindirkaydol.com yardım videosu tekrar karşınızdayız. Bugün size yeni kimlik kartı nasıl alınır? Yeni kimlik kartı almak için yapmanız gerekenleri anlatacağız. İlk önce indirkaydol yeni kimlik yazalım. Şimdi bakın, normalde yeni kimlik kartı için ilk önce randevu almanız gerekiyor. Bu yazıda zaten size nasıl randevu alacağınızı anlatıyoruz. Bir de yeni kimlik kartı yardım diye bir yazımız var. Buraya tıklayalım. Şimdi burada aslında aklınıza takılan hemen hemen bütün sorular için size bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatıyoruz. Ama bunu bir de bir sesli olarak anlatacağız. Şimdi yeni kimlik kartı başvurusu için neler gereklidir? İlk önce ondan bahsedelim. İlk önce randevu alacaksınız. Randevunuzu telefonla 199 arayarak ya da biraz önce göstermiş olduğumuz bağlantıda yeni kimlik kartı için randevu bağlantısına tıklayarak nasıl randevu alacağınızı öğrenebilirsiniz. Randevunuzu almazsanız yine gidip kimlik kartı alabilirsiniz. Fakat randevu ile bekleme yaşamadan direkt gidip sıra beklemeden randevu saatinizde orada olduğunuz zaman direkt hiçbir şekilde sıra beklemeden yeni kimlik kartınızı alabilirsiniz. Yeni kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf olması gerekiyor. Biyometrik fotoğrafın ne olduğunu bilmiyorsanız sorun değil. Sadece bir fotoğrafçıya gidip kimlik kartı için fotoğraf çektirmek istiyorum. Biyometrik olması gerekiyormuş demeniz yeterli. Biyometrik fotoğraf şöyle yeni kimlik kartında kullanılacak. Aynı zamanda pasaport ve benzeri işlemlerde de kullanabiliyorsunuz bu fotoğrafı. Üzerinde Photoshop'la oynanmamış olması gerekiyor. Hani daha doğrusu çok çok az oynanmış olması gerekiyor. Diğer türlü başvurunuz kabul edilmez. Bunu unutmayın lütfen. Önemli bir şey. Sonra da eski nüfus cüzdanınızı vermeniz yeterli olacaktır. Yani 2 adet biyometrik fotoğraf ve bir nüfus cüzdanınızda başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki yeni kimlik kartı için şuraya tıklayalım. Yeni kimlik kartı ile ilgili bilmek istediklerinizi. Aklınıza takılabilecek başka ne soru olabilir? Ücretli mi? Evet, ücretli. 16 TL ücreti var. Eğer kaybederseniz yeniden çıkartmak için 32 TL ücret ödersiniz. Yeni kimlik kartını görüyorsunuz fotoğrafında. İşte isim, soyisim, doğum tarihi, İşte seri numarası, işte Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğu, erkek mi onu yazıyor. Hani cinsiyet bilgisi yazıyor ve veriliş tarihi yazıyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi yok. Sizin imzanızı da yeni kimlik kartında olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Yeni kimlik kartını nereden alacaksınız? Başvurunuzu yapıyorsunuz. Onlar size bir şifre kağıdı verecekler. Bu çok önemli. Yani şifreniz olacak. Kimlik kartınıza kullanabileceğiniz bir şifre olacak. Bu şifre ile birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela notere gidip noterde şifrenizle alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle zaten noterler bu yeni kimlik kartını çok istiyordu. Çünkü kişileri doğrulaması bu yeni kimlik kartında çipli olduğu için kopyalanması, değiştirilmesi veya buna benzer bir işlem yapılması çok zor. Kimlik kartını kaybettiğiniz zaman hemen en kısa sürede başvurmanız gerekiyor. Randevu almak gerekti mi? Dediğimiz gibi hayır, ama bu sıra beklemek için randevu almanız önerilir. Yeni ehliyet kartı ehliyet yerine geçmiyor. Bu bilgiyi de verelim. Eğer gerçeğe aykırı bir beyanda bulunursanız da cezai işlemi vardır. Hakkınızda dava açılır. Bunu da unutmayın. Bunun dışında aklınıza gelen soruları, yeni kimlik kartı ile ilgili bilmek istedikleriniz konusunda bize sorabilirsiniz. Yine bu YouTube videosunun altında sorularınızı iletebilirsiniz ya da web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Yeni kimlik kartları için randevu aldığınızda dediğimiz gibi size bir şifre verilecek. Fakat bu yeni kimlik kartınız hemen size verilmeyecek. İlk önce basımı yapılacak. Ondan sonra size gönderilecek. Gönderilirken sizden bir adres istenecek. Bunu randevu alırken internet sitesinde ya da 199 aradığınızda oradan size sorulacak. PTT kargo ile size ulaştırılacak bu kimlik. İmza karşılığında verilecek. Yani direkt gidip nüfus müdürlüğüne yeni kimliğinizi alamıyorsunuz. 10 gün içinde posta alınacak.
ve postayla alacaksınız yeni kimliğinizi. Bu bilgi de verelim. Dediğimiz gibi yeni kimlik kartı ile ilgili sormak istediklerinizi bize indirkaydo.com sitesinden sorabilirsiniz. Başka bir indirkaydo.com yardım ediyorsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.